Selamünaleyküm. Evet. Geçen hafta çıktım ben buraya. Tekrardan çağırdılar. Normalde burada başlıyordu heyecanım. Bu sefer iki gün önce başladı çünkü iki gün önce aradılar. geçen hafta çıktıktan sonra bir röportaj yapmak istediler. Sağ olsunlar. Bir üniversiteden geldiler. Çok mutlu ettiniz bizi, kabul ettiğiniz için. Peki sizi mutlu eden bir şey var mı dedi. Var dedim. Küçük mutluluklarınızdan bahseder misiniz dedi. Soru, ilk soru oydu. Ben de istasyona indiğimde trenin gelmesine 3 dakika kalması dedim. Peki dedi, büyük mutluluğunuz var mı? Ben de istasyona geldiğimde 1 dakikanın kalması dedim. Sağ olsunlar. Röportajı hemen bitirdiler. Devam etmediler. Geçen hafta çıktığım için izleme şansım da oldu. Çok çirkin çıkmışım dedim babama. Babam da televizyonda alakası yok, sen zaten çirkinsin oğlum dedi. Suç atma oraya dedi. Tamam dedim ben de, fazla uzatmadım. İş siz olduğumu söyledim. Hala işsizim. İş teklifleri gelmeye başladı ama yine mahalleden gelmeye başladı. Bakkal gördü beni. Böyle duruyorum çünkü. Geçen hafta da böyle durdum, bu hafta da böyle durdum. Yani burada durmam gerekti çünkü. O da dedi ki, gündüz çalışmıyorsan gel burada çalış dedi. Bakkalda mı abi dedim. Yok dedi, dükkanın önünde dedi. Orada durursan araba park etmez, dükkanın önünde kapanmasın dedi. Yani sürekli gittiğim kasaba gittim. Orada tanıdılar. Ya ben onları zaten tanıyordum ama onlar beni daha yeni tanımaya başlamışlar. Abi ne biçim bakıyordun ya öyle, nasıl bir tip o dedi. Sonra ben öyle bakmaya devam edince onun ben olduğumu anladı. Sonra o ilgilenmedi, başka arkadaşı ilgilendi benimle. Sağ olsun o da. Yani öyle şeyler oluyor hayatımda, değişiklikler oluyor. Benim tabii işim tiyatro oyuncusuyum ben normalde. Ama iş kısmına yazamıyoruz onu. Para kazanamadığım için hobiler kısmına. Sağ ol. Ama iş deneyimlerim oldu. Üstüne düştüğüm işler oldu. Bir şirkette sahada çalışıyordum. Şirket arabasıyla müşterilere gidiyordum. Sonra çok az işimiz olduğu için işten çıkartmalar başladı. Biz de korktuk. Dedik, ne yapmamız gerekti, ben çıkmak istemiyorum dedim. O da dedi, kendine iş çıkartacaksın dedi. Ben de şirket aracının arkasına direksiyon dersi verilir yazdım. İlk beni çıkarttılar. Ya bizim iş deneyimlerimiz bunlarla sınırlı değil tabii. Benim hani yani her çocuğun ilk gol attıktan sonraki hayali gibi benim de futbolcu olmak gibi bir hayalim vardı. Babam memur dedi, ben futbolcu dedim. Memur dedi, futbolcu. Memur dedi, futbolcu dedim. Küstü. Sonra biraz araştırmış. Futbolcu olmana izin vereceğim ama dedi, büyük takımda 3. kaleci olursan. Niye dedim? O da memur gibi dedi. Sabah 9, akşam 5. Hafta sonu tatil. İşe çağırsalar bir de yedek kulübesinde bekliyorsun dedi. Babam da tekstilci bu arada. İyi bir tekstilci değil ama. Yani alkışlayacağınız kadar değil. Çünkü bütün aileyi orada çalıştırıyor. Yani selam veren borçlu çıkıyor. Hemen eline bir iş veriyor. Orada da yanlış anlaşılmalar var. Babama geliyor müşteri. Genelde marka ürünleri getirirler ve ona yakın bir şey diktirmek isterler. Babam da müşteri kaçmasın diye, ona yakın ne? Ben onun birebir aynısını yaparım diyor. Ve yaptı. Öyle yapınca da ceza yeniymiş. Ceza yedik 2 kere. Bayağı bir ceza yedik. 25.000 lira ceza yedik. Normalde ömür boyu o markadan giyinsek o parayı ödemezdik.
Benim amcam da ambulans şoförü, şoförüydü. O da artık değil. Çünkü amcamın ismi İmam. Bu bile yeterli oluyor galiba. Yani şimdi sağlık ekipleri normalde yukarı çıkar, hastaya bakar. Yani acil bir durum varsa aşağıya haber verir. Hastaya baktığında da hemen telefon açıp imama söyleyin arabayı hazırlasın. Geçen haftadan bu yana işte yeni şakalar bulmam gerekli olduğunu düşündüm ben de. Sonra bulamadım. Yine hayat hikayemi anlatmaya devam ediyorum ama babam buna kafa yordu. Herkesi topladı. Amcamları, halamları. Şaka bulmamız lazım, şaka bulmamız lazım. 2 saatlik bir toplantının sonunda aldıkları karar kelimelere raks ettir dedi. Ben de oradan uzaklaştım. Unuttuğumda size bakın diye şey yapalım dedim. Bende mi yazın? Size bakınca ilham geliyor. Geldi mi? Gelmedi, cebime bakacağım. Evet, baktım. Gerçi bakmaya gerek yokmuş. Yine benle ilgili bir şey bu. Ben yani çocukluğumdan beri babam benimle uğraşıyor. Yani bir şeyler yapmak için. Ben de ergenlik döneminde çok sivilcem vardı. Şimdi yok. Yeni bitti sayılır. Babam da yani normalde çocuğun çok sivilcesi olursa çocuk kendi rahatsız olur, ailesine söyler. Benim ailem rahatsız oldu benden. Yüzüne bakamıyoruz, yemek yiyemiyoruz, gel yarın doktora götüreceğiz diye. Gittik doktora. Doktor bana baktı, ben ona baktım. Problem ne dedi? Sivilce dedim. Sen de artık çıkmaz dedi. Neden dedim? Yer kalmamış dedi yüzünde. Ama babam beni ezdirmemekte kararlı. Hemen aldı elimden, tuttu, çıkarttı. Başka kendi tekniklerini kullandı. İşe yaramadı. Bir kere de ben okula 2 sene geç başladım. İlkokula. Okuma yazmam yoktu. Gözlerim yine bu şekilde açık olduğu için çocukken de doktora götürme ihtiyacı bulundu. Sonra doktora gittiğimizde de ben oturdum ve harfleri okutmaya çalıştı bana. Orada da babam kopya veriyordu. A, B diye. Doktor da anlamadı tabii. Babam da yakalandı. Onun okuması gerekli dedi. Okuma yazma olmadığını da söylemedi. Ben boşu boşuna 2 sene gözlük taktım. Çok sağ ol. Geçen haftadan bu yana dışarıda tanıyanlar oldu. Sürekli bir şey sorabilir miyim dediler. Ben de buyurun dedim. Sen çıktın mı güldür güldür de? Evet. Sonra ben artık bir şey sorabilir miyim diyenlere evet benim demeye başladım. Sonra yine birisi bir şey sorabilir miyim dedi. Benim zaten dedim. Ben dedi nalburu arıyordum dedi. Ben de öyle dememeye başladım. Fiyatlar çok artıyor televizyona çıkınca. Televizyona çıkanlar için. Yani hemen hemen normal bir maaş alıyormuşsunuz siz de. Yani çünkü bir yemek yiyordum 10 liraya. Şimdi aynı yemek 50 lira. Normale dönüştü. Bir arkadaş yazdı Instagram'dan. Bir haftayı unutulacaksın dedi. Dün yazmış, unutamadım seni diye. Sonra takip edeyim ben de dedim, ayıp olmasın diye. Takip ettim onu. Takip etmişim beni dedi. Evet dedim. Biz şimdi neyiz diyor. Son treni kaçırmamam gerekti benim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.